anyway, I just got my nails done, and I normally get long nails, like super long acrylic nails, but today, I normally don't, but I'm kind of feeling important talk session number, that's a lot of advice, but I'm excited, we're doing another. Canlarım, nasılsınız? Alo, kargom gelecek de ondan aradılar şimdi. Bugün çok enerjiyim. Biliyorsunuz ben Bursa'da spor salonuna gidiyordum. Haftada 3-4 gün. Pandeminin başlamasıyla tabii spor salonları falan kapandı. Buraya geldiğim geçen sene de herhalde kapalıydı spor salonları. Bir de o zaman daha aşı falan olmadığımız için hani o riske girmek istemedim açıldıktan sonra da. Yani hep aklımın bir köşesinde işte gideyim spor salonuna yazılayım tekrar diye. Ve dün yazıldım. Bugün de ilk defa spor salonuna gittim. Ama nedense video çekmeyi unutmuşum orada. Daha doğrusu aslında benim bugün vlog başlatmak aklımda yoktu. Ama kendimi enerjik hissederken bir video çekmek istedim. Gerçekten sabahları böyle özellikle uyandıktan sonra spora gitmek benim için güne çok güzel bir başlangıç oluyor. Yapacak bir şeyim olmadığında veya ders çalışmam gerektiğinde üşendiğim için yatakta böyle saatlerce telefona bakarak vakit geçiriyorum. Spora gitmeyi sevdiğim için şimdi hani güne böyle başlangıç motivasyonu oluyor benim için. Salon çok güzel. Bir katı tamamen aslında kadınlara özel gibi. Hani önceki spor salonumda olmayan bir sürü makine vardı. Onları biraz kurcaladım. Çok eğlenceliydi, böyle farklı şeyler denedim. Özellikle ben pull-up, barfiks yapamıyorum. Hiç yani böyle normal kendimi yukarı çekemiyorum. Onun için böyle gittiğim spor salonunda assisted pull-up diye bir makine var. Yani böyle dizinizin altında böyle bir tablo oluyor ve siz ağırlığını ayarladığınızda mesela 40 kilo ayarladım. Benim ağırlığımın 40 kilosunu o makine kaldırıyor. Geri kalan kiloyu ben kendim çekiyorum. Böyle böyle biraz o ağırlığı düşüre artık kendi başıma yapabilecek kapasiteyi gelmek istiyorum. En çok yapmak istediğim hareketlerden bir tanesiydi. Benim zaten spora gitmeyi en çok sevmemin sebebi mesela işte kilo vermek veya böyle şekillenmek falan öyle bir amaçla gitmiyorum. Tabii onlar da vücudumu daha güçlü ve daha fit bir hale getirebilmek de hedeflerim arasında. Ama en çok böyle güçlendiğimi görmeyi seviyorum. Önceden yapamadığım hareketleri yapabildiğimi görmeyi. Mesela öncesinde şınav da yapamıyordum. İşte geçen senelerde böyle spor salonuna gittikçe, düzenli çalıştıkça böyle şınav yapabilecek hale gelmek beni çok mutlu etmişti. Sabah video çekmeyi unutmuşum orada ama ilerleyen günlerde sizinle birlikte gidip neler yapıyorum. Böyle küçük küçük videolarıma dahil ederim diye umuyorum. Onun dışında bu aralar mutlu olmamın bir başka sebebi daha var. Önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ben üzerinde çalıştığım projeyle ilgili bir konuda sıkıntı yaşıyordum. Yani bir problemle karşılaşmıştık ve o problemin tam olarak nereden kaynaklandığını anlayamıyordum. Ondan dolayı çözüm yolunu da bulamıyordum. Onun nereden kaynaklandığını anladım sonunda. Geçen haftadan beri sürekli bir şeyler deniyorum ve artık böyle kafam patlayacak seviyeye geldi. Sürekli böyle bir şeyler denediğim için, farklı çözüm yolları denediğim için böyle her şey kafamda birbirine de girmeye başlamıştı son anda. Mesela bir soru çözmeye çalışırsınız. Bir türlü çözümünü bulamazsınız. Sonra yatarsınız gece böyle saat 3 gibi birden o sorunun çözüm yolu aklınıza gelir ya. Tam öyle bir şey yaşadım yani. Bir sabah kalktığımda onu nasıl çözebileceğim aklıma geldi. Bugün şimdi çalışmanın o problemli kısmını yeniden yapacağım ve inşallah ondan sonrasında çalışmanın ilerleyen kısımlarında problemsiz bir şekilde devam edeceğiz.
kargomuz var. Hep böyle ayna karşısında kamerayı elime alıp video çekmeyi hayal etmişimdir. Şimdi benim aklımda şöyle bir düşünce var. Normalde benim çalışma masam içeride salonda duruyor. Birkaç hafta sonra annemler gelecek. Kışın onlar burada kalıyor. Öyle olunca bütün günlerini tabii ki salonda geçiriyorlar. Ve benim haftanın 2-3 günü online toplantılarım oluyor. Çalışma masam da salonda olduğu zaman böyle toplantılar sırasında onlara sessiz olmalarını söylemek veya işte kameranın açısına girmemelerini söylemek durumunda kalıyorum. Hem onlar daha rahat hareket edebilsinler hem de benim burada kendime özel bir çalışma alanım olsun. Yani bir oda olsun benim çalışabileceğim diye çalışma masasını yatak odasına almayı düşünüyorum. Bir de bu sefer geldiklerinde annemler benim Bursa'da kullandığım böyle daha geniş bir çalışma masam vardı. Onu getirecekler. Onun için ben bu yatağı odanın şu köşesine alıp bu askılıkları da işte artık odanın neresine sığıyorsa oraya koymayı düşünüyordum. Şimdi bu aynada gelince bunu koyacak yer arıyorum ya. Bu düşüncemi biraz daha erken mi hayata geçirsem diye düşünmeye başladım annemler gelmeden önce. Yani hatta şu an. Şimdi bir deneyeceğim bakalım. Eğer güzel olursa öyle tutarım ve aynayı doğru düzgün bir yere koyarım. Eğer güzel olmazsa eski haline geri çeviririm artık. Şimdi odanın şu anki halini şöyle size genel hatlarıyla bir göstereyim. Şu an böyle duruyor ama kesinlikle uzun süreli bir düzen olmadı. Yatağı dediğim gibi bu köşeye aldım. Bunu cam kenarına alıp acaba daha çok mu duvar kenarında alan açsam ona tam olarak karar veremedim. Ama bir yandan da çalışma masamın şu köşede böyle cam kenarında ışık alan bir yerde olmasını istiyorum. Bu odaya tabii ki çalışma masası girdiği zaman ya şu köşeyi ya da şu köşeyi boşaltmam gerekecek ikisinden birini. Belki yani şuraya masayı koyarsam aynayı buradan alıp şöyle şuraya koymayı düşünüyorum. Biraz sıkışık oluyor tabii her halükarda. Çünkü bu oda biraz ufak. O yüzden telefonumun arka kamerası çatladığı için böyle ışıklı yani güneş ışığı falan olan havalarda böyle değişik ışık uzmeleri çıkıyor. Sizce ben sırf aynada kombinimi gösterebileyim diye hazırlanıp markete gitmeye karar vermiş miyimdir? Evet, şimdi markete gideceğiz. İlk defa hayatımda böyle bir kahverengi şal takıyorum. Telefonum izin verirse göstereceğim. Gerçekten de izin vermedi telefon. Bu sefer de hafızası dolu dedi. O yüzden kameraya geçtim. Kahverenginin bu tonunda bir eşarp ilk defa kullanıyorum. Son zamanlarda böyle sıcak tonları biraz daha kendime yakıştırıyorum. O yüzden siyah zaten her halükarda ondan vazgeçemem de. Gri gibi tonlardansa böyle kahve, bej gibi şeyleri böyle daha çok gardırobuma eklemek istiyorum. Böyle bir eşarp aldım. Şallarım böyle bayağı eskimeye başlamıştı son zamanlarda. Biliyorsunuz Instagram'da böyle pamuk vual şalları çok kullanıyorlar. Yani çok severek kullandıklarını söylüyorlar. Ben de hiç denememiştim daha önce böyle bir kumaşta bir şal. Ben daha çok böyle şallarımı orada burada gördüğüm eşarpçılardan alıyorum. Yani daha çok böyle yerel mağazalardan alıyorum. Belli markalardan değil de hani mesela siz bazen soruyorsunuz bana. Diyorum ki pazardan aldım veya işte herhangi bir eşarpçıdan aldım. Penye şallarım bile öyle. İlk defa böyle Instagram'daki bir markadan bir şal aldım. Gayet beğendim. Bunun bir bu rengini, bir sabah taktığım gri rengini, bir de yağ yeşilini aldım. Onu da göstereyim. O da şöyle bir renk. Tam üzerimdekiyle çok benzer tonda. Bakmak isterseniz de linkini aşağı koyarım. Hani sürekli alışveriş yaptığım bir marka değil ama memnun kaldığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada böyle konuşmaya da iyice alıştım ha. Yani kamerayı karşıma alıp konuşmuyorum da böyle ayna karşısına geçip konuşuyorum artık. Thank you.
arada yine aynamdan sesleniyorum. Bir süre beni bu şekilde idare edin. Gerçekten hevesimi aldıktan sonra eski halime döneceğim yani. Ayna karşısında video çekmeyi bırakacağım söz. Böyle video çekerken acaba kameraya mı bakıyorlar yoksa böyle aynadan yani size mi bakmam gerekiyor? Tam olarak emin değilim. Neyse ikisini de yapayım. Bir sonraki videomda hangisi daha normal duruyorsa onu yaparım. Bugün Beytepe'ye gideceğiz. Birkaç arkadaşımla piknik yapacağız. Onun için hazırlandım. Böyle kombinimi de size göstereyim. Gece her dışarı çıkacağımda çok üzülüyor. Normalde zaten mesela böyle okula aktif olarak gittiğim zamanlarda lisans yıllarımda falan da ben derse giderken çok üzülüyordu. Arkamdan bağırıyordu hep. Şimdi genel olarak evde olduğum için iyice alıştı evde olmama. O yüzden dışarı çıkarken iyice üzülüyor. Hazırlanırken falan anlıyor dışarı çıkacağımı ve mutsuzlaşıyor. Geçen yaptığım banana bread'i de bitiremedim. Yarısı falan kalmıştı. Onu da yanıma aldım. Arkadaşlarıma yedireceğim. Beni almaya gelecekler. Şimdi onları bekliyorum. 15 dakika sonra falan gelirler büyük ihtimalle.